Aleksandr Sergeyevich Puşkin 6 Haziran 1799'da Moskova'da doğdu. Puşkin, Çarlık ordusunda seçkin bir subaydı. Soylu bir ailenin üyesiydi. Annesi ve babası eğitimli insanlardı. Puşkin ilk bilgilerini Fransız mürebbiyelerden edindi. Henüz 8 yaşındayken Fransızca ve Rusça öğrenmişti. 11 yaşına geldiğinde özgürlükçü ve hicivci yazarlarını beğendiği Fransız edebiyatından etkilenerek Fransızca şiirler ve güldürler yazmaya başlamıştı. Bu büyük şair 29 Ocak 1837 yılında 37 yaşında bir düelloda öldü ve Rus kültüründe neredeyse efsanevi bir statü kazandı. İşte Rus edebiyat tarihindeki bu ufuk açıcı olayla ilgili 5 ilginç gerçek. 1799-1838 yılları arasında yaşamış olan Aleksandr Puşkin, Rusya'nın ulusal şairi olmakla beraber Rus edebiyatının kurucusu olarak görülür. Yüzbaşının Kızı, Seviyordum Sizi, Erzurum Yolculuğu ve Maça Kızı gibi sayısız eser bırakan Puşkin'in ölümü de en az bu eserleri kadar etkileyiciydi. Puşkin, fevri bir karaktere sahipti ve birçok düelloda bulundu. Fransız bir memur olan George Dantes ile yaptığı düello, ölümcül şekilde yaralandığı ikinci düellosuydu. Olay Kasım 1836'da karısı Natalia Goncharova'nın sadakatsizliğine açık bir ima içeren Boynuzunun Sertifikası adlı isimsiz bir hiciv aldığı zaman. Puşkin bunu yapabilecek kişileri karşılaştı. St. Petersburg'da Çar 1. Nikola ve Goncharova arasında bir şeyler olduğu söylentisi vardı. 1. Nikola seçeneklerden biriydi. Puşkin'in ülkenin en yüksek hükümdarına meydan okuyamayacağı açıktı. Bu yüzden gördüğü ikinci olası seçeneği seçti. Dantes. Ancak Fransız memur kısa süre sonra Puşkin'in karısının kız kardeşi Ekaterina Goncharova'ya evlenme teklif etti ve şairin meydan okumasını geri çekmesine yol açtı. Düğünden sonra söylentiler yeniden dolaşmaya başladı ve şair kaynağının Hollanda'nın Rusya Büyükelçisi ve Dantes'in üvey babası olan Baron van Heckeren olduğunu düşünerek ona iğneleyici bir mektup yazdı. Puşkin'in hem büyükelçi hem de evlatlı oğlu hakkında yaptığı aşağılayıcı yorumlar ve Keren'in ilk meydan okumanın hala geçerli olduğunu açıklamasına neden oldu. Düello, St. Petersburg'un eteklerindeki Kernerechka'da gerçekleşti ve bu bölge son derece sert şartlara sahipti. Diğer Avrupa ülkelerinde düellocular genellikle 25-30 adımlık bir mesafeden birbirlerine ateş ederlerdi. Ancak bu düelloda mesafe sadece 10 adım olarak belirlendi. Önce Dantes ateş etti ve Puşkin'in midesinden ağır şekilde yaraladı. Puşkin yere düşse de rakibine ateş etmeyi başardı, kurşun Dantes'in sağ elini sıyırdı. Şair ise 2 gün sonra öldü. Rusya'da düellolar Büyük Petro tarafından yasaklanmıştı ve bu yüzden gizlice yapılıyordu. Düellolara katılmanın cezası oldukça ağırdı, hatta bazen ölüm cezası bile verilmekteydi. Puşkin ölmek üzereyken Çar'ın doktoru aracılığıyla 1. Nikola'nın yardımcısı Konstantin Danzas için affını almayı başardı. Danzas, Peter ve Paul Kalesi'nde 2 ay hapsedildi. Nikola, ölen şairin ailesinin geçimini sağladı. Puşkin'in borçlarını ödedi. Aileye 100 bin ruble toplu hibe ödenmesini emretti. Dul kadın ve kızlarına emekli maaşı verdi ve şairin oğullarını sayfa olarak aldı. Çar, Dantes'in askeri unvanını elinden aldı ve Rusya'dan sürgüne gönderdi. Eşi, Puşkin'in babası ona eşlik etti ve çiftin 4 çocuğu oldu. Söylenenlere göre Rusya'dan sürgün edilmesinin Fransa'da parlak bir siyasi kariyere sahip olmasını sağladığını söylerdi. Bazı insanlar Natalia Goncharova'nın kocasının ölümünden bir şekilde sorumlu olduğunu düşünmekte. Çünkü kendisini Dantes'le ilişkilendiren söylentiler uzun süre bitmedi. Şair Anna Akhmatova onu düellonun oluşumunda Ekerenlerin suç ortağı olarak nitelendirirken Marina Tisvetova ise şunları yazmıştı. Başka bir şey olmayan bir güzellik. Sadece bir güzellik. Akılsız, ruhsuz, kalpsiz, yeteneksiz. Bir kılıç gibi vuran çıplak güzellik ve vurdu. Puşkin'in 20'den fazla meydan okuma yaptığı düşünülmekte. Bunlardan 4'ü düello ile sonuçlanırken diğerleri şairin arkadaşları sayesinde büyük ölçüde önlendi. Puşkin ilk meydan okumasını yaptığında sadece 17 yaşındaydı. Amcası Pavel Ganibal'ın bir baloda birlikte dans ettiği kızı çalmasına gücenmişti. Ancak çabucak barıştılar ve düello gerçekleşmemişti. Puşkin bir nişancı olarak ünlü olsa da düellolarda hiçbir zaman birinci olmadı ve rakibinin kanını yalnızca bir kez akıttı. Dantes'te son hesaplaşmasında.